20-26 haftalık tarotlarla, yani Eylül ayı tarotlar konuşur sizlere ne diyecek? Bunlar bana özel tarotlar. Başka bir yerde kesinlikle bulamazsınız. Araştırmayın. Sadece benden satın alabilirsiniz. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Instagram sayfamda Türkiye ve dünya gündemini düzenli yazıyorum. Takip etmek isteyenler de Akka'ya, Official'a geçebilirler. Değerli koç burçları, evet, bu ara işinizle alakalı yaşadığınız kaoslar, üzerime binen iş yoğunlukları ve streste kaldım dediğimiz süreç geride kalacak ve kendinizi daha şanslı ve daha enerjik bir noktada hissedeceğiniz ve inançlarınızın doğrultusunda da işinizle alakalı hak ettiğiniz noktaların çok güzel bir şekilde aydınlanması var. Kendinize iş kurmak istiyorsanız ve işinizle alakalı büyütmek istiyorsanız biraz daha sabırlı olup iş kapılarımızı aydınlığa iteceğimiz gözüküyor değerli takipçilerim. Aşk konusunda duygusal olarak bu ara gergin, kalbinizle ilgili yaşadığınız kırgınlıklar sizi yoran, ilişkiyle ilgili net kararlar vereceksiniz ve yolunuza bakacaksınız. Özellikle de evli olanlarda birbirimizi anlamak, birbirimize ait enerjiyi daha sağlam noktada oturtmak istiyoruz. Hatta yeni bir yatırım, yeni bir oluşum söz konusu olabilme ihtimali çok yüksek. Ve evimizde kilitlerin değişmesi, ev kapınız, anahtarınızla alakalı bir değişimler söz konusu olacak. Ve bu değişimlerle birlikte kendinizi daha güvende ve huzurda hissedeceğiniz bir döneme geçişiniz var. Evet, cesaretiniz yoksa, aşk konusunda bana gülmez diyorsanız çok güzel bir aşk size adım atacak. Ve bu aşk sizin için kalıcı ve keyifli olacağını söylüyorum. Aile arasında evliliğinize zarar veren kayınvalideniz, görümceniz, eltiniz ya da kardeşler arasında ben istenmiyorum diyorsanız artık sizin sevilme döneminiz ve sizi sahiplenme evresine girecek ve eşinizin haksız olduğu ve sizin haklı olduğunuz noktalarınız aydınlığa girecek. Eğitim konusunda belki son zamanlarda gençler için, evet, bu ara eğitim konusunda ben şanssızım, adaptasyon problemim var diyorsanız biraz sporla, biraz enerjinizi düzelterek yolunuza bakmanız lazım. Değerli koçlar, sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Sizler için hemen kart çekiyor. Yönünüzü kaybetmiş. Tebrikler. İşinizde çok bir yön kaybettim diyorsunuz ama işinizle ilgili inanılmaz güzel ödüller, inanılmaz güzel başarılar ve köklenme, kendinizi ispatlama ve alanınızda çok güçlü noktalara erişeceksiniz. Ve de bilgeliğiniz, yeni eğitim, yeni kariyer ve tamamlamak istediğiniz noktalarla ilgili de güzel fırsatlarınız var. Güzel güzel değerlendirin değerli takipçilerim. Peki aşk konusunda çekiyorum. Bana dönmesini istiyorum. Dönüş istiyorsunuz, gösteriyorum. Sevgiliniz size kalple birlikte geri dönüş yapacak ve bu gelecek kişi size evlilik teklif edecek. Yani geçmişe ait ya 2-3 ay önceki ayrıldığınız ya da 2-3 gün önce ayrıldığınız kişi size geri dönecek. Yurt dışında sevgiliniz varsa oraya yerleşmek istiyorsanız bu kapınızda hayırlı ve aydınlık. Yani yurt dışı planınız varsa şu an sevgilinizle ya da hayat arkadaşınızla bu yolculuğunuzda aydınlığa girecek. Evli olanlar için çekiyorum. Bu ara çok fazla konuşma, bu ara çok fazla kendinizi yıpratıyor olabilirsiniz. Geçmiş konular, geçmiş problemler, geçmiş sıkıntılar sizi çok boğuyor olabilir. Lütfen bu geçmiş konulardan vazgeçin ve birbirinize sihir gibi tekrar aşık olmayı, sahiplenmeyi öğrenin. Bakalım, boşanmayı düşünenler için çekiyorum. Ben bu evliliği boşuna yürütüyorum ve ben kendi hayatıma, kendi standartıma zarar veriyorum diyenler için, evet, yeni bir doğru karar ve yolunuza bakmanız sizin için sağlıklı ve hayırlı olarak gözüküyor değerli boğa burçları. İkizlere çekiyorum 3 kart. Hemen kartları da karıştırıyorum. Bazen unutuyorum. İdare edin lütfen. Değerli ikizler burcu, belki sağlık olarak bu dönem boğaz enfeksiyonlarınızda stres olabilir. Kırılmalara, çıkmalara dikkat. Evet, siz aslında ilişki hayatımın yönünü istediğiniz ve ben artık bana güzel bakan, beni adam gibi sahiplenen ya da kadın gibi sahiplenen ve ilişki sahibiyeti istiyorsunuz. Der ki kartınız, evet, birlikte enerjinize, birlikte hayatınızı film gibi yaşayacağınız bir aşk var ve bu aşk sizin ruh ikiziniz. Doğru iletişim, doğru enerjiye sahip olacaksınız. Hiç aşk olmayanlar için deveniz ters döndü.
Diyor ki siz kolay kolay insanlara tüm kapınızı açıyorsunuz ve insanlar sizi tanıdıkları için kolay lokma oluyorsunuz. Artık biraz gizli, biraz daha böyle geri tutarsanız ilişkinizin size değer verip sahiplenmesi daha ön planda olacağını da uyarıyor. Peki evli olanlar için kart çekiyorum. Evet, birlikte uzun süredir birbirimize ait alanları devamlı hırala gürele kavga tartışma yaşıyorduk ama zaten dışarı göze geliyorsunuz ve göze geldiğiniz için de ilişkinizde hatalar yaptığınız gözüküyor. Bence ilişkiniz güzel giderken bu ilişkiye güzel dokunun, güzel sihirler, hatta çocuğunuz olmuyorsa çocukla ilgili kararlar verirseniz bu ilişkiniz daha güzel noktalara erişeceğini söyleyebilirim. Peki eşinize güven probleminiz varsa, her iki taraf içinde kadın ve erkek, eşime güvenmiyorum, beni aldatıyor diyorsanız, eşinizin aldatma değil de çok böyle havalı insanlara ya da havalı ruhu olabilir ya, insanlarla konuşmayı çok seviyor ya, bence bu yüzden gereksiz triplere giriyorsunuz ve bu tripleri de gereksiz abartıyorsunuz. Ev ya da araç alımı var mı? Evet, düşüncemiz var. Ufak bir para var, risk yapalım mı? Yani şu an için bir ev ya da bir araç için değil. Ekim itibariyle ev kapınız için daha sağlıklı ve hayırlı olacağını söyleyebilirim değerli burçlarım. Kime yaptığımı unuttum, biliyor musunuz? Evet, değerli yengeç burçlarına çekiyorum 3 kart. 4 kart, 5 kart fark etmiyor. Hemen ilişkilerle alakalı noktada bu ara evli olanlarda büyük tartışma ve özellikle de çevrenizdeki insanlarla alakalı yaşadığınız problemleri ailenize yansıtabilir. Ve bu yüzden de ilişkiniz boşluğa düşebilir. Diyor ki burada dışarıda yaşadığın hiçbir olayı, evliliğindeki problemleri, karı koca hayatınızdaki dışarıdaki olayları birbirinize yansıtmayın. Ve burada gereksiz tartışmalar söz konusu. Ve bazı gerçeği unutuyorsunuz. Siz eşsiniz, siz hayat arkadaşınızsınız. Ve burada özellikle kadınlar, eşim benimle konuşmuyor, paylaşmıyor. Ne derdi var, ne sıkıntısı var, ne kederik var ben bilmiyorum. Ben kafamda bunu bulmaya çalıştığım için çok mutsuzluklar ve bu yüzden boşluğa düşüp, bu yüzden dışarıdaki insanlarla iletişimimi kuruyorum diyorsunuz. Haklısınız ama bu ilişkinin gerçekten de birbirinizi anlayacak iyi bir terapiste de ihtiyacınız var. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Evliliğini bitirmek ve artık ben bu ilişkinin anasıyla, babasıyla, kardeşiyle, işiyle yaşamak istemiyorum diyorsunuz ama ona çok aşıksınız. Fakat onun değişmeyeceğini bildiğiniz için de idare edemiyorsunuz. Bu boşanmadan vazgeçin ve ilişkinize sahip çıkın diyorum. Peki hiç ilişkisi olmayan, cesaretiniz yok ve bir türlü kendinizi ilişkiye konsantre edemiyorsunuz. Artık ve bu ilişki sizin için olması lazım. Her geçen gün insan beğenmiyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına, bir şeye konsantre olun ve yapın istiyorum. Değerli yengeç burçları, iş konunuz için bir kart çekiyorum. Evet, uzun süredir gitmek istediğiniz, olmasını istediğiniz iş kapınız için gayet hayırlı ve aydınlık olacak. Hemen bakıyorum, kendi işini yapanlarda da çok ciddi para ve özellikle ev kredisi çekmek isteyenler için de güzel fırsatlar söz konusu değerli yengeç burçları. Değerli aslanlar, sizler nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu takip edin istiyorum. Bakıyorum hemen. Evet, ilişkiler. Öncelikle ilişkilere bakıyorum. Değerli aslan burçlarında yeniden aşık olmak, yeniden değer görmek, yeniden sahiplenmek istiyorsunuz. Ve ben bu ilişkide en çok maddi ve manevi zarar gören benim ve karşı taraf her şeyi ben yapıyorum ve bu yüzden bir uyumsuzluk var. Her iki tarafta bir şey yapıyor ama biri daha fazla yaptığı için ben merkezlisiniz. Lütfen değerli aslanlar, biz olmayı, aile olmaya ve bir bütün olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Bunu kabul etmediğiniz sürece de ciddi anlamda gerginlikler yaşanıyor. Çocuklarınızla ilgili, özellikle erkek çocuklarıyla olan bazı aslan burçlarında iş konularınızla ilgili yükseliş ve bulunduğunuz işte de kendinizi mühür gibi ve güçlü bir noktada hissedeceksiniz. Ev hanımları bu ara iş arayışı içerisinde olabilir. Yeni bir iş kapısı aramaya çalışıyorsunuz ama şu an imkansız diyorum. Aşık olmak isteyenler için, evet, ruhunuza dokunacak güzel aşk hareketleri var. 2 hafta
ya da 2 gün içerisinde bu doğru aşkı yakalayacaksınız. Ama genelde sizde şöyle oluyor. Egonuz, enerjiniz çok yüksek olduğu için bana yalan mı söylüyor? Ben güvenmiyorum böyle enerjileriniz var. Bu ilişkiye güvenin. Sizin ruh ikiziniz, enerji ikiziniz olacak. Sevginizin geri gelmesini bekliyorsanız unutun. Siz zaten bu yıkımı idare ediyordunuz. Artık bu yıkımı idare etmeye gerek yok. Sen kendin için yeni bir başlangıca girmeni istiyorum. Üniversite çocuklarımız için çekiyorum. Okumak, özellikle hukuk alanında okuyan ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz iş kapılarınız ve enerjileriniz varsa ya da onunla ilgili bir eğitim düşünceniz varsa bu kapınızda güzel noktada erişecek diyorum. Değerli Başak Burçları, sizin için aşk çekiyorum. Evet, duygusal olarak kendinizi deli gibi ifade eden ve saçma sapan insanların inandırıcı gelmediğini ve kafanızda devamlı bunları mahkemesel durumlara itiyorsunuz. Bence artık kalp anahtarınızı açın. Kendinizin cesaretini toparlayın. Hayat arkadaşınız ölene kadar çok güzel yeşerecek bir aşk var. Ve bu aşk büyük bir ihtimal çok yakın dönemde size bir erkek tarafından tanıştırılacak. Eğer bir erkek dinliyorsa bir kadın tarafından tanıştıracak. Ve birlikte bu yolculuğa, bu hayat arkadaşına devam edeceğiz. Ve siz ilk kez kalbiniz derinden hissedecek diyorum. Peki ilişkinizin geri gelmesini istiyorsanız, evet, geri gelişlerle ilgili ufak tefek denemeler ses konusu olacak ama bunun değişmeyeceğini, bunun aynı olacağını, yine aynı başa döneceğini bildiğiniz takdirde ilişkiyi kabul edin. Asla değişmeyecek. Ömür boyu da sorumluluk sizin üzerinizde olacak. Bunu bilerek kabul etmenizi öneriyorum. Peki evli olanlar için? Bu ara evli olanlarda şu var, yatırımla ilgili değil de ailenizin bazı mal konuları ile ilgili size gelmesini temin gördüğünüz bazı konular var. Bunlarla ilgili çözüm noktasına girilecek ama bunu beklerseniz bir 5 sene ihtiyacım. Bugün karar veriyorsanız boşuna beklemeyin diyorum. Ve bu ara bazı aslan burçlarında araç yenilemesi var. Özellikle eşinize araç değişimi ya da eşinize sürpriz bir araç alabilirsiniz. İşinizle ilgili bakıyorum. Gayet güzel, kendi mutlu olduğunuz ve özellikle iş probleminiz varsa ve işe girmek istiyorsanız bu kapınız hayırlı ve aydınlık olarak uyarı veriyor. Değerli Başak Burçları, nasılsınız, iyi misiniz? Yükselen Ay Burcunuzu mutlaka takip edin diyorum. Akyofficial Instagram sayfamı da takip etmek isterseniz buyurun takip edin. Başak Burçları. Değerli Başak Burçları. Değerli Terazi Burçları, bu hafta sizi neler bekliyor? Kartlar sizin için ne diyecek? Yükselen Ay Burcunuzu takip ediyorsunuz. Özellikle ilişki konusunda bu ara sevgilinizde ciddi anlamda tartışmalar, sözlü tartışmalar ciddi anlamda zarar gösterebilir. Kalp kırıklığına sebep olabilir. İyi niyet yaparken kendiniz zarar görebilirsiniz diyorum. Sevgilisi olanlar, hatta bu ilişki ciddiyete girerken dışarıdaki etkenlerden biraz geri durumlara sebep olacak, dikkat diyorum. Evli olanlar için bu ara en çok eşinizin dırdırı, konuşması, tarzı sizi çok yorabilir ve gereksiz burada harcamalardan dolayı evde para konularınız daha hakim noktada devam edecek. O yüzden sizin ilişkide bu dönem hep böyle para harcamalarla ilgili gerginlikler yaratılacağını uyarı veriyor. Evli olanlarda da son zamanlarda evde eşya değişimleri, yeni bir nokta, yeni bir oluşumun da sevinci var. Ya yani evimizi baştan yaratacağımız bir evre var. Sevgilisi olmayanlar için, evet, güzel bir gökkuşağı şeklinde aşka, sizi anlayacak güzel bir ilişki hayatınıza giriş yapacak. Ama şöyle bir durum var, ruh ikizinizi arıyorsanız bunun için biraz daha zaman, kartlarda diyor, zamana, güzel bir enerjiye, güzel noktaya ihtiyacınız var. Evet, bu ara geçici evreler olabilir ama aşkı tadacağınız ve keyif alacağınız bir noktanız var. Geri gelmesini bekliyorsanız, evet, gelebilir ama yine kalp kırıkları, yine ruhunuz, yine enerjiniz kırılacak. Bence gelse de egonuzu tatmin edin, sonra bu ilişkiyi kökten kesin öneriyorum. Peki uzun süredir platonik takılıyorsanız bu ilişki olur mu ya da işinizde beğendiğiniz biri varsa platonik değil de işte beğendiğiniz kişi size adım atacak, bu da sizi mutlu edecek.
Şöyle iş konunuzla ilgili bu ara en çok yer değiştirmek ya da parasal anlamdaki harcamalarınızı biraz daha dikkatli toparlarsanız daha güzel cesaretlenip kendi gücünüzün de ekonomi gücünüzün de farkına varacaksınız. Ne olabilir? Enerjinizi aşktan çok işe verin. Çok güzel başarılar ve aydınlanmalar yaşayacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Bakalım sağlık olarak belki mide asitlerimiz, mide problemlerimiz söz konusu olabilir. Değerli akrep burçları, sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bakalım hayat güzel mi sizler için diyorum. Bakalım hemen. Sizin şöyle bir oluşumunuz var. Yapmanız gereken tek doğru şey kendi gerçeğimi, kendi işimle alakalı haklarımı ve oluşmasını istediğim seçim, yol seçimlerim var. Bunlarla ilgili haberler gelecek mi? Ve çok istediğim bir iş alanı var. Olumlu mu? Evet, bu pastayı en iyi şekilde yiyeceksiniz. Bu pasta sizinle güzel anlaşacak. Ve şu anki bulunduğunuz iş yerinin buradaki adaletsiz tavrı, dengesiz enerjisinde olmak istemiyorsunuz ve yıprandım ve buradan emek bulamıyorum dediğiniz için yeni arayış kapılarımız da hayırlı. Aşk konunuz için evlilik teklif alacaksınız. İlişkinizden size yönünüzü, birlikte yaşama, birlikte hayatımız birleşsin, aile olalım diyen bir haftanın söz konusu olacak. Eğer ki sevgiliniz size duygularını ifade etmediyse, bu sözde duygularını da ifade etmek sizin çok kıymetli olduğunuzu ve bu aşkı hazine gösteriyor. Güzel bir aşk ve ilişkisi olanlarda bu ara güzel iltifatlar, güzel sözler duyacaksınız. Hiç ilişkisi olmayanlar için çekiyorum. Evet, güzel bir aşkın heyecanı var. Ama şöyle bir sorunumuz var akrep burçları. Aslında siz insan olarak, değer olarak çok merhametlisiniz. Ve gerçekten hayatınızdaki insanları en iyi şekilde dönüştürmek ve değiştirmek istiyorsunuz. Sizin sorunuz karşı tarafı ben gibi görüyorsunuz. Ve çok fazla ona değer verdiğiniz için kenarda kalıyorsunuz. Biraz değerden çok adaletli haklarınızı, ilişkiye ait haklarınızı daha çok belirlemenizi istiyorum. Bu sizi daha mutlu. Ev hanımları için seçiyorum. Bıktım ben bu kocamdan. Bu kocam çekilir gibi değil. Koltuk formatlı artık bir şey anlatsın, sevgisini göstersin diyorsanız o aldığında da böyleydi. Seyahatte de gitsen böyle değişmeyecek. Ama bazı akrep burçlarında da bakalım boşanma düşünen akrepler var mı? Evet, özellikle bazı kadın akreplerimiz bu evliliğin yürümeyeceği ve maddi olarak çok fazla sıkıntıdayım, idare ediyorum, gücüm olsa bugün boşanırım diyen akreplerimiz var. Değerli yay burçları, sizlere 3 kart çekiyorum. Yükselen yay burcunuzu mutlaka dinleyin. Bu ara özellikle ailenizin hataları, ailenizin maddi sıkıntıları ve onların derdini dinlemekten kendinize ait bir hafta hissedemeyeceksiniz. Ve artık bu aile sorunlarınızı kendi hayatınıza yansıtmayı bırakın. Çünkü bu bizim işimize, kendi hayatımıza, kendi paramıza, kendi düzenime zarar veriyor. Evet, tabii ki ailemizden vazgeçmiyoruz ama öncelik bizim borçlarımız, bizim sıkıntılarımız, bizim iş kapılarımız bunları toparlamanızı öneriyorum. Yeni bir işe geçmek isteyen bazı yay burçlarında bu fırsatlar var. Bu kapılar aydınlığa girecek ve doğru değerlendirdiğinizde hem ekonomik olarak hem güç olarak ferahlığınız var. Aşk konusu için çekiyorum. Şu an bu ilişki beni öldürecek, beni anlamıyor ve devamlı kendini haklı görüyor diyen yay burçları için özellikle erkekler benim sevgilim beni dinlemiyor ve ben onu idare etmekten yoruldum diyorsanız bence yanlış yapıyorsunuz. Hayatınızdaki insan doğru kraliçeniz. Bunu kaybederseniz sonra sizi affetmeyecek. Bu ayrılık kararı veriyorsanız sakın böyle bir hata yapmayın. Özellikle bakalım kadınlarımız için de özellikle genç kızlarımız bir kafanızda beğendiğiniz kişi sizinle görüşecek ve bu görüşme ya da ilişki bekliyorsanız kadın erkek demiyorum bu ilişki size adım atacak. Bu adımda doğru hayat arkadaşınız sizi hiç kaosa etmeyecek. Değer göreceksiniz ve dengeyi bulacaksınız. Bu da sizin için hayırlı. Beklediğiniz kişinin geri dönmesini istiyorsanız evet gelecek kavga, kıyamet, laf sizi suçlayacak.
Ama bu sefer uzun soluklu devam edeceğiz. Ama bu sefer siz gardınızı alın. Kendi isteklerinizi belirleyin ve ilişkiyi siz yönetin. Çünkü karşı tarafa bıraktığınızda onun gerçek maske yüzünü göremiyorsunuz. En azından siz nasıl bir ilişki istiyorsanız yönlendirmeniz sizin için sağlıklı diyorum. Değerli oğlak burçları, sizler nasılsınız? Bakıyorum hemen. Evet, bu ara parasal enerjinizin, para konularınızın daha dengeli, daha verimli, daha kasenizi verimli şekilde oturtacağınız bir dönem. Bunun kıymetini bilin. Yalnız ayrılmak isteyenler, haklarımı alabilir miyim ve burada uzun süredir haklarımı alamıyorum diyenlerde bir mahkemelik bir durum gündeme gelebilir. Bunu doğru değerlendirin. Aşk için bu ara ayrılık kararı verecek çok oğlak burcu var. Hatta ben bu ilişkinin adaletin değil, ben bu ilişkide kalbim, ruhum, bedenim, beynim, her şeyim dikiliyor diyeceğiniz bir noktadasınız. Ve ben bu kişinin saçma sapan tavırlarını, gereksiz kaprislerini, gereksiz noktalarını taşımak istemiyorum. Ben üstümde insan da istemiyorum diyorsanız bazı oğlak burçlarında radikal karar var. Aşk isteyenler için evet, güzel bir kutsallık, güzel bir enerji, güzel bir heyecan sizin ruhunuzda. Hatta içinizdeki sanatçı ruhu çıkartacak bir aşka da vakit var. Kalbinizdeki hazine sizi mutluluğa ve krallığınızı ya da kraliçeliğinizin tahtını kalbinizdeki duayla aydınlatacaksınız. Eğitimli olanlar, evet, adaptasyon probleminiz yok, ne istediğinizi biliyorsunuz, yurt dışı kapı planlarınız var. Mutlaka bunları hayata geçirmeniz sizin için sağlıklı ve aydınlık olarak gözüküyor değerli oğlak burçlarım. Değerli kovalar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Bu ara parasal evrede kendinizi zor, parayla ilgili yeni başlangıçlar, çözmenizi istediğiniz bazı süreçler var. Kısa kısa seyahatleriniz var, bir haftalık, birkaç gündür. Hatta yakın dostlarınızla gideceğiniz bu seyahat sizi mutlu edecek olarak uyarı veriyor. Fakat iş konunuzla alakalı yöneticiniz kadınsa çok güzel bir yükseliş ve işinizle alakalı noktaları size geri sunulmasının aydınlığını yaşayacaksınız. Evli olanlar için bu ara hayal ettiğiniz sürpriz hediyeler ya da beklediğiniz güzel güzel evinizde yenilikler, ev anahtarı değişmesini, bulunduğunuz evden çıkmak istiyorsanız bile bu kapıların çok güzel aydınlanacağını gösteriyor. Yani eşinizin size güzel yön belirlemesi, sizi mutlu edecek olayların sevincini yaşayacaksınız. Aşık olmak isteyenler, tercihler fazlasıyla olacak ve bu tercihte doğru seçimi yapacaksınız ve güzel aşkında. Ama şöyle söyleyeyim, genelde kova burçlarında doğru seçimden çok nerede kendi sınıfınız olmayan insanları tercih, artık sınıfınıza kendi kalitenizin tercihini yapın. Yine aynı hatayı verirseniz kalpte büyük kırgınlıklar ve huzursuzluklar yaşarsınız. Geçmişte beklediğiniz evet geri geliyor, hatta evlilikle geliyor. Biraz süründür, inan, evlilik yap çünkü o düzelmiş artık diyorum. Değerli balık burçları, sizler nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Bakıyorum sizlere hemen. Aşkın, enerjinin en tavan yaptığı noktada olacaksınız. Ve şöyle söyleyeceğim, eğer sevgiliniz yoksa kendi ruhunuzdaki şifalanacak tacınız, enerjinizin size iyi gelecek güneşini yakalayacaksınız. Aşk sizden yana güneş şeklinde hayatınıza giriş yapacak. Geri dönmesini istediğiniz biri, evet geri dönse de kalbiniz onun hayatındaki başka bir insan ve ihanete kurban gittiğiniz için onun ihaneti değişmeyecek. Bence bu insan geri gelse affetmeyin. Çünkü der ki sihir gibi yenilikler var, güzel tercihler var. Sizi mutlu edecek daha güzel insanlar var. Gözünü dört aç. Yeni insana bak ve hayatını oturt diyorum. Evli olanlar için, bu ara evli olanlarda kendimizle ilgili yeni başlangıç, yalanları geride bırakacağız, ilişkiye sahip çıkacağız ve bu ilişkideki tüm şüphe ve soru işaretleri geride bırakıp kendi yolculuğumuza, kendi evimizin enerjisine, kendi ruhumuza adapte olacağız uyarı veriyor. Özellikle bazı balık burçları için çocuk düşünceniz varsa, bu Allah size bu kapının sevincini de vermiş. İş konusu için
bakıyorum hemen. Deli gibisiniz. Yani çıldırmak üzeresiniz ve bu iş, evraklar, kağıtlar, dosyalar, hesaplar ve hatta yeni kapılar için çok büyük bir mücadele. Bulunduğunuz noktada parayla ilgili yaşadığınız gerginliklerden, hatta burası beni köle gibi kullanıyor, alternatif nokta olmadığı için idare ediyorum diyenler için idare etmeyin. Güzel bir doğum, güzel bir iş kapınız da var diyorum. Mutlu kalın, sağlıkta kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.